Evet, Evbitkilerim kanalından merhaba. Evime kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü video konumuz canlı bitki. Akvaryum canlı bitkisini çoğaltma. Akvaryum aldığımız canlı bitkilerimizi evde nasıl çoğaltabiliriz? Çoğaltırken hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Ve bu işlemleri yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onunla ilgili açıklayıcı güzel bir video paylaşmak istiyorum. Şimdi ben bu bitkimi akvaryum balık satıcısından aldım. Aşağı yukarı 3-4 aydır, daha fazla belki, akvaryumda. Şu anda bitkim hem uzun süre suda beklediği için bir yıpranma yaşadı ve bu yıpranmayı yaşarken de yine bu aradan şöyle bakın kökler saldı ve bu kökleri sayesinde yeniden çoğaltma işlemi için bir olanak sağladı. Bir de arkadaşlar, bu bitkiler çok ucuz bitkiler değil, bayağı bir pahalı bitkiler. Bu pahalı bitkiler olduğu için yeniden bir bitki almak yerine aldığınız bir ya da iki bitkiyi çoğaltarak akvaryumunuzda çok güzel, daha güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz ve bu görüntü oluştururken de balıklarınıza daha farklı kendilerini yem şeklinde sunacakları ya da zaman zaman gidip gelip bunlarla uğraşıyorlar, yiyorlarmış gibi yapıyorlar, bilmiyorum, yiyorlardır belki de. O şekilde bir eğlence alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu bitkimizin çoğaltma işlemini şöyle yapacağım. Şimdi benim akvaryumumda Japon balıklarım var. Japon balıklarımın içerisinde bu bitkimi bu şekilde muhafaza ediyorum. Çoğaltma işlemini yapmamın sebebi hem söylediğim gibi bitkinin pahalı bir bitki olması, çoğaltmanın daha faydalı olacağını düşündüğüm için. Diğer bir taraftan da akvaryuma daha hoş ve daha güzel kalabalık bir görüntü oluşturmak için. Bunun için neler gerekli? Kum gerekli arkadaşlar. Akvaryum kumu. Şöyle çakıl taşlarımız gerekli. Çünkü ağırlık yapıp durabilsin diye. Ve şöyle bir ıslak mendil iyice yıkayıp şeylerinden arındırıyoruz. Böyle bir şekilde bir ıslak mendil gerekli. Şimdi nasıl bu şekilde dikmişler, biz de aynı şekilde dikmeye çalışacağız. Öncelikle bu akvaryum bitkisini hasar vermeden kökleriyle çıkarmamız gerekiyor. Çünkü çok sert bir yapısı var. Bir de uzun süre suda bekledi ve suda çıkardığımız için kırılma olasılığı daha yüksek. Bakın, söylediğim gibi burada neler var? Dibde kalabilsin diye çakıl taşlarımız var. Biz de aynı şekilde yine buraya birkaç tane şöyle daha küçüklerinden ekleyelim. Şöyle birkaç tane bundaki ağırlığı elde edebileceğimiz kadar bir taş ekleyeceğiz. Bu şekilde. Daha sonra bu bitkimizden bakın şurada gördüğünüz gibi kök salmış. Şu köklerden faydalanarak ve şurada da gördüğünüz gibi bayağı bir kök sistemi var. Bu sistemi sağlayarak ona güzel bir şekilde yeni bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Bunu yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Kırmadan, incitmeden ve bitkinin kök yapısını bozmadan. Şimdi şu yapıyı bu şekilde açıyoruz öncelikle. Şöyle. Bunu şöyle bir kenara alalım. Şimdi buradan alabileceklerimizi ve daha taze olanları, daha sağlıklı olanlardan bir ya da iki kök alacağız. Diğer yapıyı bozmamaya çalışıyoruz. Şu kök bize çok iyi fayda sağlayacak gibi duruyor şu bitki. Bakın. Çok dikkatli ve çok narin davranmanız gerekiyor. Çünkü bitki köklerini bu sünger yapının içerisinde kendine bir yuva oluşturmuş. Bu şekilde bir kök aldık. Şimdi bir de şu kenardaki kökü alalım. Çok fazla şey yapmadan şu süngeriyle birlikte. Şimdi bu kalanı yine şu süngerinden bir kısmını yine köküne salalım. Şöyle güzel bir şekilde köklerini besleyebilsin. Hatta şöyle birazcık daha yukarıya da koyabilirsiniz. Çünkü uzattığı kökleri var. Onları da beslesin. Şimdi akvaryum bitkimizi çoğaltıyoruz bu şekilde. Yine şu sepetine şöyle bu şekilde yerleştirip etrafını kumla basacağım. Çünkü bitkinin hacmi azaldı. Hacmi azaldığı için de burada sıkışması lazım bitki köklerinin. Bu canlı bitki kumu ve akvaryum kumu diye geçiyor. Akvaryumcularda bulabilirsiniz. Şimdi bu birincisini bu şekilde yaptık. Şimdi ona biraz sonra şeyden de bu ıslak mendilden de ekleyeceğiz. Şimdi ikincimizi şöyle alıyoruz. Şu canlı kökleri var şurada ve şu üst kısımda. Şöyle üst kısımdan şu şekilde alt kısma, alt köklere de
destek olması için bu süngerini yine koyuyoruz şöyle şu şekilde. Taşlarımızın üzerine akvaryum bitkimizi bu şekilde oturtuyoruz. Şu köklerinde de alabileceğiniz kadarını içeri süngerin üzerine alırsanız bitkinin ömrü uzar. Şimdi şöyle yine kumdan ekliyoruz arkadaşlar. Hızlı olarak yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde bitkinin köklerini iyice kumla doldurduktan sonra şöyle kestikten sonra bitkimizin kök kısmına bu mendilimizi bastıracağız. Çünkü akvaryuma koyunca kumlar ister istemez dökülecek. Onların dökülmemesi ve bitkinin kökünün sağlam olması için bu şekilde. Şu diğerini de çoğalttığımız ikinci bitkimize şöyle şu şekilde kökünü iyice dolduracak şekliyle çünkü suya girince bunlar havalanmaması lazım. İyice sıkıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra akvaryuma oturtacağız şimdi. Şimdi bitkilerimizi akvaryumuza yerleştireceğiz. Size daha sonra arkadaşlar Japon balıklarının beslenme ve üreme ve Japon balıkların bakımı ile ilgili bir video çekeceğim. Çok sitemde sevgilebeslen.com'da yayınlamıştım. Çok büyük ilgi görmüştü ve tıklanma rekorları kırmıştı. Onun videosunu da çekerek sizlerle paylaşacağım. Şimdi hemen akvaryumuza bitkilerimizi yerleştirelim. Şöyle birincisini şuraya şöyle kuma gömerek koyuyoruz. Şimdi bitki hemen suya girince canlanacak çünkü sudaydı zaten. Çıkardığımız için yapraklarında bir kuruma oluştu. Bu şekilde akvaryum bitkimizi çoğaltmış olduk ve akvaryumumuzdaki bitkilerimizin çoğaltma işlemini bu şekilde tamamlamış olduk. Ve anlatacaklarım bu kadar. Akvaryum bitkisini bir tane alıp birkaç tane bu şekilde uygun malzemelerle çoğaltabilirsiniz. Ve gelişimlerini takip ederek daha fazla arttıklarında onları daha farklı olarak çeşitli şekillerde akvaryuma dağıtımını yaparak çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.